اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا رسول الله الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا حبيب الله Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu her birimizi imanı kamil, ameli salih, niyeti halis olanlardan eylesin. Sevgililer sevgilisi, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin dünyadayken izinden yürümeyi, ahirette Libaül Ham Sancağı Şerifi altında toplaşanlar arasında olabilmeyi, Havz-ı Kevserinden, mübarek elinden kana kana içebilmeyi ve Cemalullah'ı beraberce doya doya seyredebilmeyi Rabbim her birimize, annelerimize, babalarımıza, eşlerimize, çocuklarımıza, hocalarımıza, talebelerimize nasip eylesin. Yüce Rabbim kaymaktan ve kaydırılmaktan, sapmaktan ve saptırılmaktan, ahirette hesabını veremeyeceğimiz yanlış işlere bulaşmaktan her birimizi muhafaza eylesin. Yüce Rabbim haramlara daldırmış, günahlara saldırmış, gaflet deryasına batmış, ibadetlere sırtını çevirmiş, yolculuğunu ve yönünü cehenneme doğru çevirmiş olan çocuklarımızdan komşularımızdan yeğenlerimizden ve torunlarımızdan akrabalarımızdan kimler varsa bu gidişin ne kadar tehlikeli olduğunu fark etmelerini samimi tevbe ile tevbe etmelerini cennete doğru yönelmelerini Rabbim nasip eylesin. Yüce Rabbim siz izleyen kardeşlerimizi, izleyici kardeşlerimizi, her birimizi. Bulu günümüzden bugüne kadar ne kadar yaramazlıklar yaptıysak, yarın hesabını veremeyeceğimiz nice çirkin tavır ve davranışlarımız oldu ise hepsini affeylesin. Şaban-ı Şerif hürmetine, yaklaşan Ramazan-ı Şerif hürmetine, Ramazan-ı Şerif'te nazil olan Kur'an-ı Şan hürmetine İçinde Kadir Gecesi olmayan bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi hürmetine Rabbim günahlarımızı affeylesin. Ayıplarımızı setreylesin. Bundan sonraki ömrümüzü bugüne kadar olanından daha ayık, daha uyanık, daha ceval bir şekilde değerlendirebilmeyi, ahiret sermayemizi mükemmel şekle getirebilmeyi, dünyadan ahirete göçerken güle güle göçebilmeyi kabre girerken cennet bahçesine girer gibi girebilmeyi Rabbim her birimize, annelerimize, babalarımıza, eşlerimize, çocuklarımıza nasip eylesin. Kıymetli izleyenlerim, Mişkatül Mesabih isimli hadisi şerif kitabından sırayla devam ederken Babu tahridi ala kıyamil leyl gece ibadete kalkmayı teşvik eden hadis-i şerifleri topladığı bir baba geldik. Bugüne kadar en son derslerimizde gece kalkınca hangi duaları yaptığını dinlemiştik. Bugünkü dersimizde ise gece kalkmaya teşvik eden hadis-i şerifler müzakere etmiş olacağız. Evvela şunu söyleyeyim. Gece ve gündüz her ikisi de Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu zaman dilimidir. Allah Celle ve Ala Hazretleri zaman dilimlerinin bir kısmını bir kısmı üzerine üstün kılmıştır. Ramazan ayını diğer aylar üzerine üstün kıldığı gibi Kadir gecesini de diğer geceler üzerine üstün kılmıştır. Ama şuraya dikkatinizi çekmek isterim. Kadir gecesi Berat gecesi. Efendim Miraç gecesi. Ali sallallahu aleyhi efendimiz gece Miraç'a çıkmıştır. Dolayısıyla gece Allah ile baş başa kalmak ve feyzi rabbaniye daldırma adına çok önemli bir zaman dilimidir. Gecenin üçte ikisi geçince, üçte biri kalınca Cenab-ı Hak tecelli ediyor. Aynı şey gündüzle ilgili zikredilmiyor. Gündüzün üçte ikisi geçince, üçte biri kalınca Cenab-ı Hak şöyle tecelli eder denmiyor. Elbette zamanların her birisi ömür sermayesi olarak çok değerlidir. Ama gecenin müminin hayatında hele ayık ve uyanık bir müminin hayatında yeri ayrıdır. Cenab-ı Hak Celle Celalü gündüzün ortasında Kur'an ayetini indirmiyor. Gece içerisinde indiriyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i miraca gece çıkarıyor, gündüz çıkarmıyor. Dolayısıyla gece zaman dilimi Feyzi Rabbani'nin efendim üzerimize rahmeti Sübhaniye'nin üzerimize yayılması ve yağması açısından çok önemli bir zaman dilimidir. Ayık müminin hayatında gece hayatının çok önemli bir yeri vardır. Müritlerin, mürşitlerin, Allah yolunun aşıklarının gece elbette istifade edecekleri zaman dilimi gündüzle kıyaslanacak şekilde değildir. İşte buradaki dersimizde, bugünkü dersimizde, Aleyhisselatü vesselam Efendimizin gece kıyamı ile ilgili, yani gece kalkıp, e, Rabbimize yalvarıp, secdeye kapanmak, ruka varmak, dua etmek, kendimiz için, çocuklarımız için, ailemiz için, ülkemiz için, vatanımız ve alem İslam için, yapacağımız duaların önemine efendim vurgu yapacaktır. Hadis-i şerifimizi An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu Hadis rivayetinde sultan olan Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimizden alıyoruz. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu an Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Şöyle dediğini bizlere aktarıyor. Yaqidu şeytanu ala qafiyati'r ra's ahadikum idha na'imun thalathu 'uqad. Sizden biriniz uyuduğu zaman, uyumaya karar verdiği zaman şeytan gelir onun ensesinin üzerinde üç tane düğüm atar. Yadribu ala kulli 'uqdatin 'alayke laylun 'alayke laylun o düğümlerden her birisini atarken bazı rivayetlerde aleyki leylun tavilun ferqudi müennes olarak geliyor. Burada müzekker olarak gelmiştir. Aleyke leylun tavilun gecen uzun olsun. farkud uyu da uyu der. Demek ki şeytan biz yatağa yattığımız zaman bir Müslüman yatağına yattığı zaman o Müslümanın uzun uzun uyumasını ister teheccüde kalkmasını istemez, sabah namazına kalkmasını istemez. Bu vakitleri uykuyla geçirmesini arzu eder ve onun kafasına sesini atmış olduğu üç düğümden üç düğümü atarken aleyke leylun tavilun farqud hadi gecen uzun olsun uyu da uyu der. Peki feidesteyqala bu insan yattı uyudu. Uyuduk uyuduktan sonra diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz uyanırsa hani uyu, uzun uzun uyu dedi ya bu adam uyansa uyanmak yetmiyor. Fezekerallâhe Teala uyandı ve Allah'ı zikretti. Allah'ı hatırladı ve Allah'ı zikretti. Şeytanın istemediği bir iş yapmış oldu. Uyanmak normaldir olabilir ama uyanınca Allah'ı zikretmiş olması, dua etmesi, efendim zikirle meşgul olması şeytanı çatlatıyor. İn hallet uqdetun o düğümlerden birisi çözülür. Şeytanın attığı üç tane düğümden o birisi çözülür. Fe in tevalla eğer kalkar abdest alırsa in hallet uqdetun ikincisi de çözülür. Şeytanın attığı üç tane bağdan ikisi gitmiş olur. Abdest aldığı takdirde. Fe in salla Kalkıp bir de namaz kılarsa in hallet üçüncü düğüm de çözülmüş olur. Demek ki şeytanın attığı üç düğmeden birisi uyanıp zikredince bir tanesi abdest alınca bir tanesinde namaz kılınca çözülmüş oluyor. Peki çözülünce ne oluyor? Fe asbahe neşitan tayyiben nefsi Fe asbaha bu insan sabah olduğu zaman sabaha girmiş olur. Neşitan, neşeli olarak formunda direnç yani tabiri caizse dirençli bir şekilde, neşeli bir şekilde, mutlu bir şekilde. Tayyiben nefsi, nefsi per, tertemiz, pırıl pırıl. Yani gece kalkıp abdest almanın, namaz kılmanın ve Cenab-ı Hakk'a yalvarmanın mutluluğunu yakalamış olduğu halde mutlu bir şekilde sabaha kalkmış olur. Ve illa eğer bu şekilde gerçekleşmezse yani hiç uyanmamıştır veya uyanmış abdest almamıştır veya uyanmış abdest almış ama namaz kılmamıştır. Yani sonuçta bu üç tanesi uyanıp zikretmek, abdest almak, namaz kılmak, üçü gerçekleşirse fe asbaha neşeytan tayyiben nefsi. Bu insan ibadet konusunda neşeli olarak, ondan sonra mutlu olarak, sevinçli olarak e, sabaha girmiş olur, buyuruyor. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. Ve illa eğer bunları yapmaz da şeytana itaat ederse, o düğümleri atan şeytana itaat ederse, asbaha khabiten nefsi, pis nefiste olarak sabahlar. Yani kalbi mahzun, stresi, sıkıntısı çok, mutahayyiran fi emrihi şaşkın bir vaziyette sabaha kalkmış olur. Keselane tembel mıymıntı mıymıntı bir şekilde kalkmış olur. Buyuruluyor. Şimdi kıymetli izleyenlerim demek ki bir insan eğer gece kalkıp e, teheccüd namazı veya namaz kılarsa zikrediyor Allah'ı abdesini alıyor. Düzgün bir abdestle namaz kılıyor. Sabaha bu insan mutlu bir şekilde ve tertemiz bir şekilde çıktığını söylüyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Aksi takdirde habitün nefs olarak, tembel olarak, mıymıntı mıymıntı olarak çıktığını söylüyor. O zaman bu hadis-i şerif bizi nereye yönlendiriyor? Her gece bizim boynumuza poza tabiri caizse pişirmeye çalışan şeytana, üç tane düğüm atıp bizi gece, gece esir almak isteyen şeytana meydan okumaya teşvik ediyor bizi. Kalkın, uyanın, zikredin, abdest alın, namaz kılın, şeytanı yapmış olduğu hile ve desteleri boşa çıkartın diyor. Tabi bu arada şunu söylemek lazım. İnsanoğlu mutlaka hani perşembenin geleceği çarşambadan bellidir diye bir söz vardır. Yatmasıyla kalkması birbirine bağlantılıdır. Yani ne demektir? Bir insan gece kalkabilmesi için erken yatması lazım. Erken yatan erken kalkar. Sultanımız ne buyurmuştu? Saat 3 yataktan uç. Saat 10 yatağa kon. Saat 3 yataktan uç. Şimdi yani neden bir insan saat 10'da yatarsa 3'te kalkabilir, 4'te kalkabilir. Durumuna göre kalkabilir. Ama 12'de 1'de yatıyorsa nasıl kalksın 2'de 3'te 4'te? Bir sonraki hadis-i şerifi وَعَنِ الْمُغِيرَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Muğîra radıyallahu anh'den rivayet edilmiştir ki kal, O şöyle dedi: Amenne bi yusallallahu aleyhi ve sellem hatta towramat kadamahu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namaza kalktı. Bir durdu, durdu kıyamda, kıyamda durdu, durdu, durdu. O kadar ayakta durdu ki ayakları şişmeye başladı. فَقِيلَ lehu ayakları şişecek kadar uzun bir süre e, gece teheccüd namazını kastediyor. Namaza durdu. فَقِيلَ لَهُ Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bu manzara karşısında şöyle denmiş. لِمَ تَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ وَمَا تَأَخَرْ Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem neden böyle yapıyorsun? <laughs> Senin geçmiş gelecek bütün günahların bağışlandığını Cenab-ı Hak sana müjde olarak verdi. Sen kendini neden bu kadar yoruyorsun? Sen af edildiğin, bağışlandığın kesin. Evet, bakalım o Sultanül Enbiya ne buyurmuş? al <laughs> dedi ki: "Efele ekune abden şekura." Cenab-ı Hak Celle Celalü benim geçmiş gelecek günahlarımı affettiyse ben şükredici bir kul olmam gerekmez mi? Madem Cenab-ı Hak bana böyle bir lütufta bulundu, ben geceleri kalkıp ona şükretmem lazım. Efele <laughs> ekun. Aman Allah. Yani geçmiş gelecek. Liyalfira leke Allahu ma teqaddeme min zenbike ve ma teakhar. <laughs> Habibim biz sana Mekke'nin fethini nasip ettik. Allah senin geçmiş gelecek bütün eksiklerini bağışlayacaktır. Müjdesi olduğu halde bu ibadeti gevşetmesine, kulluğu gevşetmesine vesile olmuyor. Daha fazla ibadete yumulmasına sebep oluyor. Efela ekune abden şekura diyor. Ben şükreden bir kul olmalı değil miyim? O zaman Cenab-ı Hakk'ın bize nimetleri ne kadar çoğalırsa çoğalsın biz Cenab-ı Hakk'a şükrü artırmalıyız. Efela ekune abden şekura parolasını unutmamalıyız. Bukhari ve Müslim'de rivayet edilen, nakledilen bu hadisi şerif bize en azından insanın Şükür bir kul olabilmesi için böyle bir hassasiyet ortaya koyması lazım. Yani gecelerden istifade etmesi lazım. Kıymetli izleyenlerim, 3. hadis-i şerifimiz İbn Mes'ud radıyallahu anh efendimizden. وَعَنِ ani bin Mes'ud radıyallahu anhu قال Diyor ki İbn Mes'ud radıyallahu An efendimiz ذُكِرَ inden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem رَجُلٌ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir adamdan bahsedildi. Faqila lehu ma zal na'iman hatta asbaha ma qama ila as-salati. lehu o adam için hani bahsediliyor bir adamdan bahsediliyor ya o adam için şöyle rapor verildi efendimize sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki e, ma naimen hatta asbaha sabaha kadar uyudu. Yani gece kalkıp ibadet yapmadı. Ma zâle racülü naimen hatta asbaha sabaha kadar ma ile salati gece namazına kalkmadı veya sabah namazına da olabilir. Namaza kalkmadı. Kâle aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz Bahsedilen bu adamınla ilgili özellikleri bundan ibaret olan adamla ilgili şöyle demiş. Zelika raculun bale şeytanu fi udunihi ev qale fi uduneihi. Dedi ki Ali ve vesselam efendimiz o namaza kalkmadan sabaha kadar yatağında bekleyen kişi öyle insandır ki şeytan onun kulağına veya kulaklarına küçük abdesini çişini yapmıştır. Yani bir insan eğer şeytan kulağına çiş yapmıyorsa mutlaka gece teheccüde kalkar. Gece namazına kalkar. Bu adam sabaha kadar hiç kalkmadığına göre, belki sabah namazına da kalkmadığına göre, velike racülün bale şeytanu fi udunihi ev udhunehi. Şeytan onun kulaklarını kirletmiştir. Buyurdu Ali sallallahu aleyhi efendimiz. Tabi burada şeytan kulaklarını bevletmiştir. Gerçekten bevil mi yapmış yoksa bu e, onu etkisi kötü şeyle onu etkisi altına aldı. Ondan kinaye midir? Hangi tarafını düşünürsek düşünelim. Ali sallallahu aleyhi efendimiz o öyle bir insandır ki kulağına şeytan çiş yaptı diyor. Biz bunu şimdi biraz daha geliştirelim. Ben gece sabaha kadar uyudum ve teheccüd namazı kılmadıysam ben öyle bir insanım ki şeytan benim kulağıma yaptı demektir. Olayın bu tarafını görmek lazım ve bu felaketten kurtulmak için de gece namazına kalkmak için elimizden gelen bütün gayreti sarf etmeliyiz. Bir sonraki hadisi şerife geçiyorum. Bu hadis-i şerifler gerçekten can kulağı ile dinlenmesi lazım. Sadece dinlemek değil, amel etmek için bunlarla efendim hemdem olmak lazım. Bakalım sıradaki hadis-i şerifimizde ne var? Ve an ummi Seleme radıyallahu anha قالت Ümmü Seleme annemiz diyor ki: "İssey ka'a sallallahu aleyhi ve sellem leyleten fezaa." Bir gece peygamber sallallahu aleyhi ve sellem feryat ederek çığlıklarla uyanmış. Yaqul şöyle diyordu: "Subhanallah. Madha enzel? unzile leyl leyleten min al-khazain ve madha unzile min al-fiten? Men yuqilu sahab al-hujurat li like yusalli." Demek ki uyuyan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dehşetli bir şekilde, heyecanlı bir şekilde, stresli bir şekilde uyanıp yakulu şöyle diyordu. Subhanallah. Teaccüb için söyleni bu. Şaşırdım kaldım manasındadır. Mâ dâ unzilel leyle minel hazâin. Bu gece ne hazineler indirildi be? Ve mâ dâ unzilet minel fiten. Ne fitneler de indirildi. Yani bu gece hem hazineler, rahmet hazineleri indirildi. Hem de fitneler indirildi. Ne kadar çok hazineler indirildi. Ne kadar çok fitneler indirildi. Men yuqilu sabahibel hucuratim. Benim eşlerimi kim uyandıracak? Odada olan dostlarımı kim uyandıracak? Yani eşlerimi kim uyandıracak? Uyanmalıdırlar. Niçin? like <laughs> yusallin. Namaz kılmalıdırlar. Uyanmalıdırlar ve namaz kılmalıdırlar. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz o gece Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu kendisine gösterdiği e, hazinelerinden ve fitnelerinden yeryüzüne inenleri görmesi karşılığında dehşete kapıldı. Bu fitneler karşısında namazla, namazla kendimizi korumamız lazım. Bu e, eşlerimi kim uyandıracak? E, kalksınlar namaz kılsınlar. Rubbe kasiyetin fit dünya, ariyetin fil ahireti. Nice dünyada elbise giyilmiş erkek veya kadın vardır ama ariyetün fil ahireti ahirete çırılçıplaktır. Yani dünyadaki konum ahirette geçmez. Dünyada adam varlık içerisinde ahirette darlık içerisindedir. Dünyada azizdir, ahirette zelildir. Dünyada ağa paşa gibi dolaşıyor ama gerçekte ahirette efendim hesabını veremeyecek rezillerdendir. Onun için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Buhari'nin nakletmiş olduğu buradaki hadisi şerifte, e, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gece kalkıp namaz kılmanın rahmet deryalarından istifade etmeye ve fitne felaketlerinden de kurtulmaya faydası olacaktır. O namaz, o dua bu belaları defedecektir veya hafifletecektir. Evet kıymetli izleyenlerim, biz şimdi geceleri kalkıp namaz kılmanın e, bizim adımıza rahmeti celb edeceğini, fitnelerini def edeceğini buradan anlar mıyız? Elbette anlarız. Çünkü Ali Sallallahu Aleyhi Efendimiz efendim ne kadar hazineler indirildi, ne kadar fitneler indirildi. Yani önümüzdeki yıllarda rahmet de olacak, fitneler de olacak. Men yuqulu sawahibel hucurat. Odalardaki eşlerimi kim uyandıracak? Like yusalliğine boş durmasınlar, namaz kılsınlar, namaz kılsınlar, gelecekle ilgili hazırlıklarını yapsınlar. Rubbe kâsiyetin fid dünya ariyetin fil ahire. Elbisesine güvenmesinler. Zira için nice insanlar dünyada elbisesi vardır ama ahirette çıplak olacaktır. Evet. Bir sonraki hadis-i şerife geçiyorum. Ve an Ebi Hureyre radıyallahu anhu kal Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Yenzilü Rabbuna tebâreke ve teâlâ. Rabbimiz Celle Ala Hazretleri Kulle leyletin her gece birinci kas tecelli eder. hine yebkâ thuluthu leylil âhir. Geceyi üç parçaya bölelim güneşin batışından başlar. İmsakın, imsan atışına kadar devam eder. Bunu 3'e bölelim. Mesela 9 saat olduğunu düşünelim bu sürenin. Yani güneşin batışı ile imsan atış arasında 9 saat olduğunu düşünelim. 3'te ikisi geçmiş olacak. Yani 6 saat geçmiş olacak. 3'te biri kalmış olacak. Yani son 3 saat. Evet. Diyor ki ve Vesselam Efendimiz Rabbimiz Celle ve Hazretleri her gece birinci kat semadan tecelli eder. Hatta yebqa thülüthül <laughs> leylil ahiri. Gecenin son üçte biri kalıncaya kadar. O süreye kadar hatta yebqa thülüthül <laughs> leylil ahiri. Gecenin son üçte biri kalınca. kalınca. Hine yebqa. Yani gecenin üçte ikisi geçiyor, üçte biri var. O üçte birinde Cenab-ı Hak tecelli ediyor birinci kat semadan. şöyle diyor. Men yed'uni fa estecibe lehu. Var mı bana dua eden duasını kabul edeyim. Men yes'aluni fa u'tiyehu. Var mı benden bir şey isteyen istediğini vereyim. Men yestagfiruni fe Var mı benden mağfiret talep eden mağfiret edeyim diye Cenab-ı Hak nida eder. Şimdi kıymetli izleyenlerim, ve vesselam Efendimiz buyuruyor ki, gecenin üçte ikisi geçince, üçte biri kalınca, Cenab-ı Hak bizden teklif bekliyor. Kullarım, var mı benden bir şey isteyen istediğini vereyim, var mı benden duasını kabul et, etmemi isteyen kabul edeyim, var mı benden mağfiret talep edeyim, mağfiret edeyim, efendim, Bu yürüyor birinci kastamadan tecelli ederek. Evet. İşte kıymetli izleyenlerim Cenab-ı Hakk'ın celceleri böyle söylediği vakitlerde e, yastıkta, yorganın altında horul horul uyumak e, şuurlu, uyanık bir Müslüman için söz konusu olmaz, olmamalı zaten. Var mı benden bir şey isteyen, istediğini vereyim. Var mı benden Mağfiret talep edin, mağfiret edeyim diyor. Evet. Gecenin o işte üçte ikisi doğan için böyle altın saattir. Ee, bu şeylerde mübarek gecelerde sadece üçte ikisi değildir. Gecenin tamamı söz konusudur. Ama normal zamanlarda gecenin üçte ikisi geçip üçte biri kaldığı zaman efendim Cenab-ı Hak birinci kastemadan tecelli ediyor ve bu cümleleri söylüyor. Burada şunu hatırlatmakta fayda var. Elbette bu mübarek gecelerde yapılan dua makbuldür. Günahkar insanların duası da makbuldür. Belki günahkar insanlar günahını itiraf ettiğinden ben çok günahkar, suçlu birisiyim deyip boynunu bükerek gelince Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gidebilir. Günahkar olmayan fakat kendini böyle bir şey beğenen, ibadette kendisini şampiyon gibi gören insanlar efendim onlar böyle boyun bükerek yavlarmış olmuyorlar. Onun için burada şey önemlidir. Günahkar olduğumuzun farkında olup e Ya Rabbi kapına geldim, beni bağışlamanı istiyorum dediğimiz zaman Allah Celle Celaluhu bizi bağışlar. Şunu söyleyecektim. Duanın müstecep olmasının şartları vardır. Bir insan yediği haram, içtiği haram, giydiği haram olursa duanın, duasının kabulünü kendisi engelliyor. Onun için e, ben dua ettim de kabul edilmedi dersek Allah sözünde durur. Efendim e, biz bizde bir yanlışlık var. Ya duayı abdestsiz yaptık. Ya ihlası samimi yapamadık. Belki bugün yaptığımız duanın cevabı bize bir hafta sonra gelir. Bir ay sonra gelir. Bir sene sonra gelir. allah Teala'nın acelesi yoktur. Vafi rivayetin li Bu hadisi şerifin İmam Müslim'deki rivayeti şöyledir. Diyor ki sümme yebsudu yedeyhi ve yekulu men yukridu gayra adumin ve zalumin hatta yenfecir el fecru. Fecir doğuncaya kadar Allah Celle ve Ala Hazretleri şöyle söyler. Sümme yebsudu yedehu mübarek e, rahmet elini açar. Rahmet elini açar ve yekulu der ki men yukridu gayra adumin ve la zalumin Zalim olmayan ve fakir olmayana kim verecek? Men yukridu kim borç verecek? Kime? Gayr adumin yani fakir olmayana. Ve la zalumin yani fakir değildir, zengindir. E, gattar değildir, zalüm değildir, adildir. Kim buna borç verecek der Cenab-ı Hak. Hatta yen fecir el fecru fecir doğuncaya kadar. Evet fecir doğuncaya kadar. Şimdi e, bu rivayetten ne anlıyoruz? Bu müslüman rivayetidir. Cenab-ı Hak rahmet elini açıyor. Tabiri caizse bizim ele benzemez eli Cenab-ı Hakk'ın. Bu sadece bir mecazdır diyoruz. Cenab-ı Hak rahmet elini açar ve der ki men yukridu gayr alumin ve la zalumin. Yani eğer e, insan fakire verirse e, Kime vermiş oluyor? Cenab-ı Hakk'a borç vermiş oluyor. Hayıra verirse, medreseye verirse, Allah için verirse Allah'a borç vermiş oluyor. Men yukrilu kim borç verecek? Gayra adumin zengin olana. Vela zalumin zalim olmayana, adil olana kim efendim borç verecek der Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Bu durum ne zamana kadar devam eder? Hatta yen fecirel fecru. Fecir doğuncaya kadar. Bir sonraki hadis-i şerifimizi Hazreti Cabir radıyallahu anh Efendimiz rivayet ediyor. وَعَنْ جَابِرٍ radıyallahu anhu قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini duydum. اِنَّ فِي الْلَيْلِ لَسَاعَةً Kesinlikle her gecenin içerisinde bir saat vardır. لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ bir Müslüman kişi o saate muvafık olur, o saati yakalarsa يَسْأَلُ اللّٰهَ ف۪يهَا min emri dünya ve وَالْآخِرَةِ O saatte Cenab-ı Hak'tan dünyalık veya ahiretlik hayır bir iş isterse illa اَعْطَاهُ إياه. Mutlaka Cenab-ı Hak onu ona verir. وَذَلِكِ كُلَّ لَيْلِتِنْ Her gecedir ama saatine değildir sabit değildir. Standart olabilir. O zaman geceleri ibadetsiz geçirmemek lazım. Zikirsiz ve duasız geçirmemek lazım. Ve an Abdullah ibn Amr radıyallahu anhuma Abdullah ibn Amr'dan rivayet ediliyor. Kale kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ahabbu's salati ila Allah salatu Davud. Namazların en sevgilisi Allah nezdinde Davut Aleyhisselam'ın namazıdır. Ve ahabbu siyami ilallahi siyamu Davut. Oruçlar içerisinde en sevimli oruç da Davut Aleyhisselam'ın orucudur. Peki nasıl oruç tutarlardı? Kane yenemu nisfel leyli ve yaku'mu En kıymetli namaz Davut Aleyhisselam'ın namazı. En güzel oruç Davut Aleyhisselam'ın orucu. Peki e, nasıl yapardı namaz konusunda da en sevgili namazı yakalıyordu? Evet. Kâne yenâmu nisfal leyli ve yekûmu sülüthehu. <laughs> Gecenin üçte ikisini uyurdu. Üçte biri kalkınca kalkardı. Ve yenâmu sülüthehu. <laughs> Altıda birini uyurdu. Ve yasumu yevmen bir gün oruçlardı. Ve yufturu yevmen bir gün iftar ederdi. Demek ki bir gün oruç tutup bir gün iftar etmek nafile oruçlarda en faziletlisidir. Efendim, oruç olarak da böyle iken namaz olarak da aleyhissalatü vesselam Efendimiz gecenin üçte ikisini uyur, üçte ikisini, üçte birini de efendim namazda geçirir idi. Demek ki Davut aleyhisselamın namazı en güzel namaz. Efendim Davut aleyhisselamın orucu en güzel oruç. Bunlarda şunu görüyoruz, yani e, peygamberler elbette ve elbette kendilerine ve eşlerine mutlaka haklarını vermişlerdir. Yani kendi bedenini korumuştur. E, dolayısıyla uyku hakkını vermiştir, yemek hakkını vermiştir. Ondan sonra. Ahiretin de hakkını vermiştir. Çünkü ibadetini de ihmal etmemiştir. Gece kalkıp yalvarmıştır, yakarmıştır. Ve yasumu yevmen ve yufturu yevmen. Bir gün oruç tutuyor, bir gün iftar ediyor. Bu babın birinci faslındaki son hadisi şerife geldik. İkinci, üçüncü faslında yine hadislerimiz vardır. Bu hadisi şerifimizi Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha'dan öğreniyoruz. Ve an Aişe radıyallahu anha. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz buyurdu ki: Kalet. Kane ta'ni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kane idi diyor kimden bahsediyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Evet. Kane ta'ni Rasulunuzun yenamu mu Uyurdu. Evvele leyli gecenin başlangıcında uyurdu. Ve yuhyi ahirehu gecenin sonunu ihya ederdi. Tam şimdi model değişti. Moda değişti. Gecenin baş tarafını ihya ediyorlar. Gecenin sonunu öldürüyorlar. Yatakta geçiriyorlar. Evet. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz yenamu evvele leyli gecenin evvelinde uyurdu. Ve yuhyi ahirehu sonunda ihya ederdi ibadetle geçirirdi. Sümme inkânet lehu hacetun ila ehlihi aile bireylerine bir ihtiyacı olursa qaba hacetehu sümme yenam. İhtiyacını görür, uyurdu. Fe inkâne inden nidâil evvel cünüben eğer ilk ezan okunduğunda sabah namazında iki tane ezan okunuyordu. Şu anda Kabe'de yine iki ezan okunuyor. Yani teheccüden bir saat önce bir ezan daha okunuyor. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz fe inkâne inden evvel e, ee, ezan okunduğu zaman cünüben cünüb ise vethebe hemen sıçrarmış yerinden fe da aleyhilme efendim tuşunu alırdı banyosunu yapardı. Ve illem yekun cünüben eğer cünüb değilse tevadda alissalâh namaz için abdest alırdı. Sümme sallâ reka'ateyni iki rekat namaz kılardı. Buradan aleyhissalâtu vesselâm Efendimizin cünüb olduğu halde uyumuş olduğu da öğrenmiş oluyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kalktığında eğer cünüpse hemen abdestini alır. Öğle namaz kılardı. Değilse abdest alınırdı. Efendim namaza durulurdu. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz gecenin üçte birini ibadetle geçirdiğini görüyoruz. Gecenin evvelinde uyuyor. Son tarafını ihya ettiğini görüyoruz. Kıymetli izleyenlerim, elbette bir insan gece kalktığında e, ihtilam olmuş olabilir. Bu ihtilam olan insan e, banyo yapması icap eden bir manzara ile karşı karşıya kalmış olabilir. Banyo yapması gereken insan uyuyabilir mi? Uyuyabilir. Ama elini ağzını yıkayıp ve üzerindeki kirleri yıkadıktan sonra uyuması da, daha doğru olur eğer uyuyacaksa. Uyudu. Uyandığı zaman duşunu alır. Ondan sonra efendim duasını yapar, namazını kılar ve ibadetine devam eder. Bu babın ikinci faslından da bir hadis-i şerif okuyarak bugünkü dersimizi inşallah noktalamış olacağız. Yüce Rabbimden niyazımız bizi geceleri ibadet ederek ahiret zengini olabilen bahtiyar kullarından eylesin. Şimdi burada ikinci fasılda yani kitabımızın bölümlerinden bu bölümde Ebu Umame radıyallahu an Efendimiz der ki Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar Aleyküm bi kıyamil leyli Gece mutlaka kalkın diyor. Yapışın gece kalkmaya. Gece kalkmak sizin bir prensibiniz olsun diyor. Aleyküm yapışın. Fe innehu de'bu salihine kabuleküm. Çünkü o sizden önceki salihlerin prensibiydi. Sizden önceki salih insanlar gece kalkmadan yapamazlardı. Onun için İmam Rabbani Kudüs'e Sirru Hazretleri ben Allah dostu olmak istiyorum diyen, Allah'a ulaşmak istiyorum diyen insanın mutlaka gece kalkması labuttur diyor. Labuttur. Aşıksan, sevgiliysen sevgini ispatla er meydana. Gecenin o derin saatinde kalkıp Ya Rabbi diye yalvarabiliyorsan, alnını secdeye koyabiliyorsan, efendim Kur'an'ı okuyup Mevla'yı zikredebiliyorsan işte er meydanı dostluk dostluğu ispat makamıdır. E, bu gece kalkıp namaz kılmak da bu salihin ve yalvarmak salih olan insanların prensibidir. Kabileküm sizi böyle yaparlardı. Ve huve kurbetun lekum ila rabbikum. Sizi de Rabbinize yaklaştırır. Aman Allah'ım. Biz gece kalkıp ibadete devam ettikçe ettikçe Allah'a yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz. Bir de ve mükeffiratün lis Günahları silicidir. Yani e, her uyanık geçirdiğimiz dakika bir taraftan günahlarımız siliniyor ve amel defterimiz tertemiz gıcır gıcır oluyor. Ve menhâtün anil ismi ve insanları da günahlardan ne yapıyor? Men ediyor. Evet. İnne salâte tenhâ anil faşâi vel münker. Şüphesiz namaz ne yapar? İnsanları bütün kötülüklerden ve çirkinliklerden uzaklaştırır buyuruyor. İnnel hasenati yudhibne seyyat. Yani iyilikler, namaz gibi iyilikler insanın amel defterine kaydettiği kötülükleri gidericidir. İnnel hasenati yudhibne ane Evet kıymetli izleyenlerim. Gece kalkıp ibadet etme ile ilgili Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadisi şeriflerinden bir kısmını kitabımızdan okuduk. İnşallah. Bu teşvikle ilgili geri kalan hadis-i şeriflerimizi de bir sonraki derste inşallah müzakere etmiş oluruz. Kıymetli izleyenlerim, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim geçmişlerinize rahmet eylesin. Çocuklarınızı, nesillerinizi, torunlarınızı hayırlı eylesin. Hayırlı damatlar, hayırlı gelinler nasip eylesin. Yüce Rabbim her birinizi hayırlı muratlarınıza ihsal eylesin. Sıkıntılarınızı yok eylesin. Borcunu ödemekte zor durumda olanlara Rabbim imdad eylesin. Alacağını tahsilde sıkıntı içerisinde olanlara Rabbim imdad eylesin. Hepinizi tekrar Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.